Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ne aldım köşesiyle karşınızdayım. Bu paketlerin hepsini açacağız birlikte. Neler almışım, neler yapmışım birlikte bakacağız. İlk olarak şu banyo toplarıyla başlamak istiyorum. Bunları çünkü o kadar beğendim ki elime geçtikten sonra ben bunları internetten sipariş vermiştim. O kadar beğendim ki size şöyle göstermek istiyorum. Bunlar küvette kullanmak için rengini veriyor suya tamamen. Köpürüyor fokur fokur. Önce videolarını izledim. Çünkü bazı banyo topları köpürmüyor. Önce videolarını izleyip daha sonra aldım. Şu mesela kurbağalı olanı hepsi çok tatlı. Bunları Lidiana'dan sipariş verdim. Lidiana.com ay söyleyemiyorum. Lidiana.com'dan sipariş verdim ve bu da bir sabun. Bunu da aynı şekilde Yusuf'un ellerini yıkamasına teşvik amaçlı. Çünkü el yıkama konusunda epey sıkıntı çekiyoruz. Özellikle tuvaletten sonra yıkamamak için direniyor. O yüzden ona biraz böyle eğlenceli bir şeyler olsun diye bir de sabun aldım. Aslında kokulu sabun da almıştım ama onunla da yıkamadı. Sonra şunlar var. Bunlar Bernardo'da indirimdeydi. Yani iki yılında bir tanesi hediyeydi. Ben de şöyle soyacak ihtiyacım vardı. Onu halletmiş oldum. Şu şeyler, tel çırpıcılar, silikon olanı. Bende sadece bir tane var. O yüzden inşallah işe yarar. Sonra bu da aynı şekilde spatulası. Böyle üçlü olarak bu şekilde Bernardo'dan gidip mağazasından aldım. Tepsiye çok ihtiyacım vardı. Günlük kullanım için tepsi aldım. Aslında bugün 3 tane tepsi göstereceğim size. Abartmışım biraz. Aslında ihtiyacım var diye aldım ama böyle bu boylarda günlük kullanım için hemen böyle bir çay işte yanına bir tane kurabiye vesaire onları koyabilmek için böyle bir tepsiye ihtiyacım vardı. Onu da halletmiş oldum. Bunu da Bernardo'dan 60 liraya aldım. Bu tepsiyi çok severek sipariş ettim ama ölçülerine hiç bakmamışım. Aşırı derecede büyük bir tepsi elime geçti. Bakalım şimdi açacağım, merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ama devasa boyutlardaymış. Ben bu kadar büyük olduğunu asla tahmin etmedim. Alırken normal bir tepsi diye düşünerek almıştım. İnternet siparişlerinde böyle şeyler yaşanabiliyor ne yazık ki. Olsun, bu da güzel. Kalabalık misafirde çay kahve için kullanılabilir diye tahmin ediyorum. Gerçekten çok büyük bir tepsi ve aşırı derecede ağır. Yani nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ya nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bu kadar büyük tepsiyi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bunlar kervanda indirime girmiş. Normal fiyatı 500 lira falandı galiba. 250 liraya düşmüştü yarı fiyatına. O yüzden bunu aldım ama bu kadar büyük hiç tahmin etmezdim. Kervandan başka şeyler de almıştım. Ayna, yatak odası için ayna falan aldım. Onlar da o zaman gelmişti. Bu devasa boyutlardaki tepsiyle bakalım neler yapacağım. Bunu ne şekilde kullanacağım? Aslında bunu masa ortası dekoratif amaçlı da kullanılabilir. İçine vazolar, işte mumlar falan. Daha da hatta bu iş için uygun gibi görünüyor. Bakalım bu tepsi de bu şekilde. Daha sonra bunlar. Bunlar böyle dörtlü bir set olarak satılıyor. Şöyle hunisi. Şöyle çekiliyor. Yer kaplamıyor. En önemli kısmı o. En hoşuma giden kısım. Ben zeytinyağlarını falan huniyle çok doldurmam gerekiyor. Çünkü biz memleketten getiriyoruz yağlarımızı. Böyle bidonlarla. O yüzden ihtiyacım olabileceğini düşünüyorum. Sonra böyle pirinç falan yıkayabilmek için mercimek, pirinç. Sonra meyve yıkayabilmek için, çilek için, üzüm için, pirinç için mesela şu kenarından süzülüyor. Bence güzel bir ürün. Bu da bu şekilde dörtlü bir set olarak 35 veya 40 liraydı fiyatı. Bunlar da böyle. Ve şimdi bir set daha açacağım. Bunları Poland'dan aldım. Şöyle hemen göstereceğim. Böyle minik tabaklar. Mesela kurabiye, küçük bir kek gibi çayın yanına ihtiyaç duyulabiliyor bu tür şeyler. Çok da fazla hatta ihtiyaç duyduğum için böyle bir şey aldım. Böyle küçük tabaklar çok işime yarıyor benim. Hemen böyle bir dilim pasta, minik bir dilim pasta yapılacaksa ekler aldınız mesela onlarda falan hemen böyle koyabilmek için lokum bile konur, her şey konulabilir. Böyle minik tabaklar, bunlar Poland. Sonra şöyle bir şekerlik aldım. Açılsın. Ne oldu anlaşılacak. Aa, bunlar pardon, bunlar çay tabakları. Sadece iki tane. Renkli, renk katması için çok fazla doldurmayayım diye sadece iki tane aldım. Sonra bir de şekerliyim. Bunun duruşu çok güzel. Şöyle kapaklı. Günlük kullanım için çok tatlı bir şekerlik. Bu da Poland'dan bu şekilde. Ve şimdi tepsiyi de açacağım.
de şurası kopmuş. İnanılmaz derecede üzüldüm. Ne ara koptu bilmiyorum. Belki taşırken yapmış olabilirim. Şu parçası içinde böyle. Ne yazık ki. Onu nasıl oraya takacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü şuradan şöyle olması gerekiyor. Şöyle olması gerekirken o şu halka, şunun geçtiği halka kopmuş. Bu tepsiyi de aynı şekilde Portland'dan aldım. Bunu da şöyle düşünmüştüm. Şöyle mesela iki tane tabak koyduğunuzu düşünün. Bir akşam çayın yanına. Sonra iki tane bardak koyduğunuzu düşünün. Bir tane de şekerli koyduğunuzu düşünün. Bu şekilde güzel bir set oluşturdum. Hem ihtiyacım olan şeylerdi hem de set olmuş oldu. Ve şu beni çok üzdü. Ne yazık ki. Çok güzel bir paket açtım. Bu benim eşimin Uşak'taki akrabalarından Fatma ablanın el emeği göz nuru kendi evinde yapıp sipariş aldığı elde nakış işlemesiyle hazırladığı bir masa örtüsü. Bunu hediye olarak göndermiş. Aslında ben bunları sipariş ettim. Şunları hemen göstereyim. Bunlar havlularım. Böyle mutfak havlusu. Günlük kullanım için böyle bir şeyler istedim. Böyle buralarına çiçekler yapmış. Ben istediği gibi yapmasını söyledim. Çok güzel işlemiş. Bu da böyle bu şekilde. Sonra bir de böyle bir şey işlemiş. Böyle koyu krem rengi istemiştim. Yani bu tam bu renkte istemiştim. Rengi de çok güzel. Bunlar benim siparişimdi aslında. Sonra ekstradan bir paket daha çıktı. Kargodan geldi. Bu da masa örtüsü olarak benim için işlemiş. En kısa zamanda kullanacağım inşallah. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar aslında kendisine teşekkür ettim. Tekrar buradan da teşekkür ediyorum. Böyle dört kenarı bu şekilde özel işlenmiş. Ve kenarları da böyle dönülmüş. O kadar büyük bir emek ki bu. Yani elde yapılan işlere her zaman saygım sonsuz. Ve el emeği göz nuru. Çok çok teşekkür ediyorum Fatma abla. Buradan seni de öpüyorum. Ben şunları açayım. Bunlar da Çibo'dan aldığım böyle kalpli kelepçeli kalıplar. Bunları niçin aldım? Mesela cheesecake yaptığımda veya minik minik kalpli tartlar yapmak istediğimde kullanabilirim. Ay, şöyle pakette ikişer bir tane var paketlerinde. Evet, böyle kırmızı tam da kalp renginde, çok tatlı, çok da kaliteli oluyor. Ben Çibo'nun kalıplarını çok beğeniyorum. Ve ama şöyle bir şey var, yıkadıktan sonra asla ıslak bırakmamak gerekiyor, yoksa küfleniyor. Beğeniyorum ama kullanmaya dikkat ettiğim için bir sıkıntı olmuyor bende, dikkatli kullandığım için. Bunlar da bu şekilde böyle iki paket aldım. Ve Çibo'dan bir paketle devam ediyorum. Bu da şöyle minik minik reçel kapları. Kadrajdan çıktım galiba. Reçel kapları. Böyle çilek şekli var. Şöyle hemen açıyorum. Çok güzeller. Cam kaplar. Bunlar altılı olarak böyle pakette satılıyor. Şu şekilde. Bunları ben ne için aldım? Mesela hemen göstereyim. Çilekli bir tatlı yaptığım zaman magnolia gibi. Bunlarda servis yapacağım. Sunumunu bunda yapacağım. Kenarına böyle çilekler falan yapıştıracağım. Yani öyle düşünerek aldım. Bunlar da böyle cam kavanozlar. Reçel de tabii ki yapılabilir. Hiçbir şey amacına uygun kullanmadığım için farklı şeyler söylüyorum ama aslında reçel için bunlar. Ev yapımı reçeller için, çilek reçelleri için çok güzeller. Böyle altılı paket olarak Çibo'dan bunu da aynı şekilde şunları aldığım zaman bunları da almıştım. Güzel mumları böyle çok kullanışlı, özellikle yazın bahçede yakmak için saklayacağım yeşil minik top mumları. Aynı zamanda bu güzel termosu ve bir tane de battaniye vardı. Paketini açtığım için getirmiştim. Bunları yengem bana hediye olarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ay konuşamadım. Çok teşekkür ediyorum yengecim. Öpüyorum Aysel yengemi buradan. Çok da ihtiyacım olan bir şeydi termos. Doğru düzgün bir termosum yoktu. Ikea'nın termoslarını çok beğeniyorum. Özellikle rengine zaten bayıldım. Tam isabet yani. Tam benim sevdiğim şeylerden. Bu da yengemin hediyesi olarak kenarda böyle dursun. Son olarak böyle minik havlular sipariş etmiştim. Aslında çok fazla tekstil göstermiyorum burada. Ama hazır daha paketlilerken çekeyim dedim. Hadi olsun artık dedim. Bunlar böyle kervandan yine aynı şekilde indiriminden aldığım bu el havlusu. Bunun bir de yüz havlusunu da ayrı olarak istedim. Böyle kenarları bu şekilde. Çok güzel bence, çok zarif bir havlu. Şöyle göstereyim. İşlemeleri falan harika. Bu havlular da sanırım 150 liraydı. 70 liraya geldi şu. Şu da kaç liraya geldi ya, inanın hatırlamıyorum çünkü ben bunları alalı çok zaman geçti üstünden. Saklıyorum ya size böyle ne aldım köşesi çekebilmek için, o yüzden
Bilemiyorum fiyatlarını. Bugün geldi. Zara'dan aldığım havlu. Hazır paketliyken bunu da çekeyim. Böyle takım almayı seviyorum ben. El havlusuyla yüz havlusunu. Bunlar bu şekilde. Bir tane beyaz, bir tane krem rengi. Ve bu da yine aynı şekilde Kervan'dan sipariş verdiğim banyo pastası. Çok minikmiş ya. Şunda yanıldım büyüklüğü konusunda. Şunda da minikliği konusunda yanılmışım. Rengi tatlı, hoş bir rengi var. Böyle şu havlularla takım. Şöyle görüyorsunuz. Havluları neredeydi? Evet, havlularla takım. Renk olarak pembe pembe almak istemedim. Sadece paspas bu renk olsun istedim. Evet, bu da bu şekilde. Mesela şu havluları çıkarttım da şu paspası sereceğim. Böyle güzel bir kombinasyon olmuş oldu. Yeni aldım köşesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz alakasız şeyler birlikte yayınlanmış oldu. Mesela havlular, işte kavanozlar, termoslar, süzgeçler, hani hepsi birbirinden alakasız ama ihtiyacım olan şeyleri topladığım için böyle olmuş oldu bu kez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fiyat konusunda dediğim gibi hatırlayamadığım için hepsini söyleyemedim. Ama isteyen sayfalarına, sitelerine girebilir, söylediğim markaların bakabilirler. Şimdilik benden bu kadar. Yeni vloglarda, yeni ne aldım köşelerinde, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.